Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. Aparat olarak da cam sil hortumu kullanıyorum. Bunun büyüklüğü bu kullandığımız kapak veya da çay karıştırıcısı tahta çay karıştırıcıları aynı enli aynı büyüklükte. Size yine bu renklerden şöyle rengarenk cıvıl cıvıl tatlı renklerden arkadaşlar şeker pembe sarı ve maviden çok güzel bir model hazırladım. Modelim iğneden ta bir model şöyle göstereyim ilk önce modelimi bakın çok tatlı bir model hazırladım size. Şöyle renklerimin güzelliğine, işimin işçiliğine, inceliğine bir bakın arkadaşlar. Evet şöyle bakın modelim daha önce size bunu fıstık şeklinde yapmıştım. Bayağı da ilk bu modeli iğne oyası modelini tığa çevirenlerdenim biliyorsunuz. Böyle tığ battı üzerine yapmıştım. Şu altta tülbentimizin kenarında olan tığ ikişer zincirle tığladığımız yerlerin üzerine bu şekilde yuva hazırlayıp bunları yerde yapmıştım arkadaşlar hem bunu böyle böyle çitin üzerinde bakın hem de trabzanla ilmek değil hani fıstık için ilmek uzatma değil trabzan halinde yaptım şöyle kalıp gibi ütüye de uygun hem de yapımı kolay şöyle iki çeşit fark aynı modeli hem trabzanlı hem ilmekle nasıl olur onu da size bu şekilde göstermek de istedim aslında arkadaşlar. Çok hoş oluyor. Arasını bilerek bu şekilde 15 tane trabzan bıraktım. Siz de bu şekilde bırakın diye. Normalde yakın yapıyordum biliyorsunuz. Fakat hani 10 tane ben falan yapıyordum. Siz de 15 tane yapınca ne kadar olacağını görün. Tam size böyle uygun bir ara mesafesi yapmak istedim bu seferde. Evet modelin bu çıtı pıtı iğneden tığa bir model. Şöyle nasıl yapıldığını da bakarak şimdi sizlere başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlayarak başlıyoruz. Bakın 696 nolu videomda her zamanki gibi bu şekilde e, nasıl yapılır? Kenar tülbent tığlama işlemi nasıl köşe dönüşür? 696 numaralı videomda mevcut. Evet. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturup bir defa doladım. Hemen tığ battıya girdim. 2 ve 2 olarak trabzan yaptım. 4 zincir. Buraya kapattım 4 zincirimi. Kirpik yaptım bir zincir çektim bir defa doladım şöyle tığ battıya girip 2 ve 2 bir trabzan 1 2 3 4 bu şekilde 15 tane arkadaşlar kirpikli trabzan yapıyoruz mesafesi olarak bakın bu şekilde tığ battıların üzerine 15 tane kirpikli trabzanımızı yapıyoruz bir zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 olarak aldım 4 zincir kapatıyorum araya bir zincir şimdi 15 tane olmuş sayalım arkadaşlar şöyle 2 4 6 8 10 12 14 Evet şimdi bir zincirimizi çekip bir defa tığımızı doladık 2 2 alarak bu şekilde bir tane trabzan boş bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Iki. 2. trabzanımın üzerine 4 zincirden bir tomurcuk. Bir zincir bir defa tığımı doladım. Yandaki boş tığ battıya girerek 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. Şöyle Trabzanın tepe noktasına girdim, bir zincirimi çektim. Hemen yuvanın içine giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum, üzerine bir zincir, ilmeğimi bırakıp aparatıma takıyorum, bakın. Ve yuvanın içine şöyle iki zincir çekerek dibinde 7 tane ilmek topluyorum, bakın bu iki. Yuvaya girdim, 1 2 zincir. 3 yuvaya giriyorum ilmek alıyorum 2 zincirimi çekip 4 yuvaya girdim dibinde 2 zincir 5 yuvaya girdim dibinde 2 zincir 6 toplamda 9 tane bu şekilde ilmek topluyoruz bakın 2 4 6 3 tane daha yapıp 9'a tamamlayalım şöyle 7 yine giriyorum yuvaya 1 2 zincir 8 yuvaya girdim şöyle 1 2 zincir ve 9 7 zincirin üzerine bu şekilde 9 tane ilmek topladım hemen bakın şu tığımın başını dolayınca daha güzel sık iğne oluyor şöyle 1 şöyle 2 bakın iki tane sık iğne bir sık iğne gibi duruyor arkadaşlar o yüzden bu şekilde yapıyorum şu baştaki sık iğne sondaki sık iğne kirpikleri güzel gösteriyor şimdi bir zinciri çektim bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 alarak trabzan 4 zincir kapatıyorum bir zincir bir defa doladım yine ara mesafesi mevkiini indik bakın yuvayı yaptık yine 15 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapacağız sizlerle sonra 15 trabzandan sonra yine bu ilmek yuvasını hazırlayıp ilmeklerimizi takacağız çimeni bu şekilde devam edecek yani Evet 1 2 3 4 kapattım bir zincir bir defa doladım 2 ve 2 4 zincir girdim yuvaya kapattım bir zincir bir defa doladım 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 zincir bir zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum 2 ve 2 bakın Şimdiden 7 tane yaptık. Burayı 15'e kadar çıkaracağız. Evet arkadaşlar siz devam edeceksiniz. Tülbentinizin çimenin yapımına. Biz de şöyle çiçeğin yapılışına geçeceğiz. Bakın. Evet hemen şöyle mavi renkten ipimi alıp geleyim. Evet çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Şöyle baştan 3 tane ilmeği tığıma takıyorum. 2 ve 3. Arasından geçip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı dalıyorum. Yuvama girip 2, 2. 2 tane trabzanım oldu. Tığımda 2 tane ilmek var. Yine tığımın başını 2 defa dolayıp yuvaya girip ilmek alıyorum. Şöyle 2, şöyle 3 tane trabzan. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 4 tane bu şekilde ilmeğim var. 3 tanesini alıp bir tanesini bıraktım. Hemen o 2 ilmeği de aldım. Böyle bakın bir şöyle yuva oluştu. Kenarda minik bir yuva oluştu. Tek ilmeklik. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum ve bu tek ilmekli olan yerden girip kapatıyorum. Sadece ilk ilmeğimi 7, diğerlerini 6 zincirden kirpik yapacağım. 5 ve 6 zincir. Bakın bu tek ilmekli yuvaya girdim. Özellikle bu şekilde alırken kirpikler için yuva olsun diye bu şekilde alın. 2, 3, 4, 5, 6. Başka türlü bu kirpikler güzel durmuyor arkadaşlar bu şekilde hazırladım sizler için Evet şimdi başlarken 3 zincirle başladık kapatırken 4 zincirle şöyle bakın meyilli olduğu için biz de bir fazla zincir çekerek yuvaya böyle ulaşmasını sağlıyoruz arasına 3 tane zincir çekiyorum yine 3 tane ilmek alıp şöyle 1 2 ve 3 sık iğne ile buraya sabitledim. Geçiş köprüsü olarak 3 tane zincir çektim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Tığımda son ilmek. 2 tane trabzan. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2. Şöyle 2. Son ilmek yine tığımda. 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 2 ve 2 bakın 4 tane trabzanı bu şekilde zincirimle beraber hazırlayınca 3 tane ilmeğimi alıp bir tane ilmeği bıraktım en sonda o ilmeği yaptım kenarda yuvamızı gözüküyor 2 3 4 5 6 7 ilki 7 zincirden oluşan kirpik 2 ve 3. kirpikte 6 zincirden 3 4 5 6 bakın şöyle bir eksiltince hepsi aynı seviyede kirpik oluyor 3 4 5 ve 6 kapatıyorum şöyle bakın hafif de durduğu için bir fazla zincir çekiyorum 4 zincir buraya dalımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum şöyle 3 zincirimi çekiyorum yine 3 tane ilmek alıp sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir 2 defa tığımı dolayıp şöyle yuvaya girdim 2 2 tığımda ilmek 2 defa tığımı doluyorum yuvaya giriyorum Şöyle 2 ve 2. Tekrar 2 defa atığımı doluyorum. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Bakın 4 tane bu şekilde trabzanım hazır. 3 tanesini bu şekilde kapatıp son biri de ayrıyeten kapatıyorum. Orayı yuva hazırlıyorum. Evet. 7 zincirimi çektim. Kapattım. Şöyle. Tekrar altı zincir. Yanına kapatıyorum. Altı zincir. Ve buraya yuvaya kapattım. Dört zincir çekiyorum. Şu şekil bakın. Sonuncu zincirimizi de kapattık. Trabzanımızı kapattık. Hemen bir zincir çekip ipimizi kopardık Evet arkadaşlar bakın bu şekilde farklı oluyor böyle ilmekten farklı kalıp gibi de oluyor şöyle göstereyim hemen şu ipleri temizleyip yakıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oldu şöyle ee, çok hoş Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın çok güzel oldu ütüye de gayet uygun bir model oldu şöyle ilmekleri de fazla büyük yapmadım kalem ilmekleri çok büyük oluyor arkadaşlar böyle minik oyalar ucunda böyle kuş gibi minnak bir şey duruyor o yüzden aparat olarak küçük aparat kullanırsanız oya daha kendine zarifliğini belli ediyor kalem gibi dondurma çubuğu gibi aparatlar çok büyük düşüyor böyle minik modelleri o yüzden bu şekilde bu büyüklükte aparat kullanırsanız Yuvaların yapılışını da tüm püf noktalarını gösterdim sanırsam sizlere. Şöyle diğerini de göstereyim arkadaşlar. Bakın aynı zariflikte oldu. Şöyle çok güzel, çok da tatlı oldu. Şöyle bir de. Ee, Şöyle karşıdan bakın. Sallantılı halini tutayım. Hem bu hepsini beraber bir şekilde tutması daha kolay oluyor. Şöyle sizler için tutayım arkadaşlar. Evet. Modelim bu şekilde. Bakın çok güzel bir model hazırladım sizlere. Çok hoş, çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.